Sevgili öğrenciler, bir başka ders konu anlatımı videosunda birlikteyiz. Elimden geldiğince her sınıfa, her üniteye yönelik çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Yani önce kelime ve konu anlatımı devamında onlarla ilgili soru çözümü. Şu anda da 8. sınıf 1. ünite ile ilgili bir soru çözümü göstererek yapacağım. Evet, birinci ünite ile ilgili MEP kazanım kavrama testlerinden bir soru çözümü yapacağız. Şöyle öncelikle hemen sorunun köküne baktığımızda answer the questions one to according to invitation card below. Aşağıdaki davetiyeye göre 1 ve 2. soruları cevaplayın diyor burada. Devamında 1 ve 2. soruda ne var onlara da bir bakmamız gerekiyor. Classmates come together on July the 30th because 30 Temmuz'da sınıf arkadaşları bir araya geliyor. Çünkü bunun cevabını yukarıdan bulacağız. İkinci soruda according to saying on the card, kartta söylenene göre your best friend can count on you. En iyi arkadaşın sana güvenebilir. Çünkü yine bu sorunun cevabını yukarıda arayacağız. Şöyle bir okuyalım. Happy Friendship Day. Mutlu arkadaşlık ya da dostluk günü anlamında. A best friend backs you up. En iyi arkadaş size arka çıkar. Gets on well with you. Sizinle iyi geçinir. And loves you all the time. Sizi her zaman sever. We are organizing a meeting for Friendship Day. Arkadaşlık, dostluk günü için bir toplantı düzenliyoruz. It is very exciting. Çok heyecan verici. Because friends will be together. Çünkü arkadaşlar bir araya gelecek. We will have a lot of fun. Çok eğleneceğiz. Join us. Bize katılın. For more information, daha fazla bilgi için Sophia Bentley. Sophia Bentley ile işte iletişime girin. Math teacher, matematik öğretmeni. Telefon numarası verilmiş. Feature schools, Tuesday, July the 30th. Yer, yani place verilmiş. Gün olarak date, aynı zamanda tarih olarak 30 Temmuz yine verilmiş. Saat 5 ile 8 arasında, yani ya da 5'ten 8'e kadar diyor akşam. Burada sınıf arkadaşlarının bir araya gelme sebebi bakalım A'da ne diyor. Some of them like activities. Bazıları, yani onlardan bazıları etkinlikleri seviyor. Yani olabilir. İki, yani B'de they like playing games together. Birlikte oyun oynamayı seviyorlar. Ondan bahsetmiyor. Their teachers want to organize a party. Şimdi burada sadece onların öğretmenleri değil de işin içinde öğrenciler de var. Ondan dolayı tam cevabı vermiyor. D şıkkına bakalım. There is an organization on Friendship Day. Bu dostluk, arkadaşlık gününde bir organizasyon, bir düzenleme var. Burada en uygun cevabımız D şıkkı oluyor. Diğer şıkların cevabını tam olarak yukarıda göremediğimiz için. Şimdi ikinci soruya baktığımızda karta göre en iyi arkadaşınız size güvenebilir. Biliyorsunuz count on güvenmek, backup da arka çıkmaktı. Bunlar birbirine yakın. Support, desteklemek. Ondan sonra help, yardım etmek falan gibi. Burada şıklara bir bakalım. Şıklardan giderek you always support him, her. Orada işte hem erkek hem kız olarak onu daima desteklersiniz. Bu olabilir, bu dursun. You can organize a meeting together. Birlikte bir parti düzenleyebilirsiniz. Yani en iyi arkadaşınız size güvenebilir. Çünkü birlikte parti düzenleyebilirsiniz. Olmaz. Yani
diğer cümlenin devamını getirerek de yaparsak yine en iyi arkadaşınıza güvenebilirsiniz. Çünkü C şıkkında öğretmenlerinizle çok eğlenirsiniz. Bu da biraz anlamsız oluyor. D şıkkına baktığımızda your friends come together on friendship day. Arkadaşlarınız arkadaşlık, dostluk gününde bir araya giriyorlar çünkü. Yani burada en uygun cevap A şıkkı olarak görüyoruz. Diğerleri tam burada işte desteklemek, ondan sonra güvenmek, arka çıkmak, birbirini tamamlayan fiiller bunlar. A şıkkı doğru cevap diyoruz. Evet, complete the sentence according to text below. Aşağıdaki parçaya göre cümleyi tamamlayın diyor. Şimdi Mark Twain ve Nikola Tesla'nın resimleri var. Hemen okuyalım cümle cümle, hem açıklayalım. Do you know Mark Twain and Nikola Tesla? I'm sure you do. Siz Mark Twain ve Nikola Tesla biliyor musunuz? Eminim biliyorsunuzdur. Mark Twain 1835-1910 wrote many books. Mark Twain 1835-1910 yılları arasında yaşamış ve birçok kitap yazdı diyor. And Nikola Tesla 1856-1943 was a famous scientist. Nikola Tesla 1856-1943 yılları arasında yaşamış ünlü bir bilim adamıydı. They met in New York in 1880s. 1880'lerde onlar New York'ta tanıştılar, karşılaştılar. They spent a lot of time together. Birlikte çok vakit geçirdiler. And they shared a lot of ideas ve birçok fikirleri paylaştılar. When they were in different countries, onlar farklı ülkelerde oldukları zaman, they wrote letters to each other to keep in touch. İletişimde kalmak için birbirine mektuplar yazdılar. Tesla loved Twain's books. Tesla, Twain'in kitaplarını sevdi. And Twain respected Tesla's scientific work. Twain de Tesla'nın bilimsel çalışmalarına saygı gösterdi. Tesla invited Twain to his lab for a special day when he conducted an important experiment. Önemli bir deney yaptığı zaman Tesla Twain'i bu özel bir günde laboratuvarına davet etti diyor. Şimdi buna göre bakalım, we can understand from the text. Parçadan anlayabiliriz ki Mark Twain and Nikola Tesla. Mark Twain ve Nikola Tesla had the same jobs. Aynı işi sahiptiler. Olmaz. Were good friends. Olabilir. İyi arkadaşlardı. Usually argued. Genellikle tartıştılar. Olmaz. Rarely met. Nadiren buluştular, görüştüler. Ama burada they spent a lot of time together diyordu. Bu da olmaz. Doğru cevabımız onlar iyi arkadaştılar. Şuralarda birlikte zaman geçirdiler. Birbirinin fikirlerini, ondan sonra işte görüşmedikleri zaman mektuplaştılar falan. Doğru cevabımız Bursa olacak 3. soru için. 4. soruya baktığımızda read the invitation card. Davetiye kartını okuyun. Aşağıdaki complete the sentences 4, 2, 6, 4, 5, 6'ya kadar cümleleri tamamlayın diyor. Şimdi şöyle baktığımız zaman class of 2019, 2019 sınıfıymış bunlar. We are leaving school. Okuldan ayrılıyoruz. Yani okulu bitiriyorlar artık. And organizing a great event. Ve büyük bir etkinlik düzenliyoruz. We hope to see all of you there. Hepinizi orada görmek istiyoruz. There is food, music, dance and lots of fun. Orada yiyecek, müzik, dans ve çok eğlence var. Date, tarih olarak Sunday, July the 7th. Pazar, Temmuz'un 7'si. Time, 9 p.m. to 11 p.m. Öğleden sonra oluyor artık p.m. olduğu için. Yani gece 9'dan 11'e kadar. Location, yer olarak da City Hotel, şehir oteli, Bridge Street adresi. Contact person, Jack Smith. İletişime gireceğimiz kişi Jack Smith. jacksmith@gmail.com şeklinde bir mail adresi verilmiş.
Ticket price da $25 per person. Bir kişi için $25 bilet ücreti. Şimdi birinci soruya bakalım ve parçayla karşılaştırarak gidelim. Şöyle. The invitation card is for. Bu davetiye şu için diyor. School lunch, okul öğle yemeği, öyle bir şey değil. Birthday party, doğum günü partisi değil. Graduation party, mezuniyet partisi olabilir. Online exhibition, çevrimiçi yani internetten canlı bir sergi. Şimdi okuldan ayrılıyoruz artık, bir parti yapalım gibi deyince oradaki ayrılmak okulu bitirmek anlamında. Şuradaki anahtar kelime. Burada da doğru olarak graduation party oluyor. Doğru cevabımız. The event will be, etkinlik in the afternoon, öğleden sonra olacak. Yanlış. A şıkkı 5'te. At the weekend, bakalım Sunday olabilir. Yani 5 şıkkı. C şıkkına bakalım. $25 for two students. 2 öğrenci için $25. Ama burada bir öğrenci. Per person, her bir kişi için demek. O da yanlış. In the school garden, okulun bahçesinde değil, City Hotel'de olacak. Burada da doğru cevabımız ne olmuş oluyor? At the weekend, yani hafta sonu, 5'te Bursa oluyor. Altıncı sorumuzda, if students, eğer öğrenciler want to ask for more information, daha fazla bilgi almak isterlerse, they should, onlar ne yapmalı? Call Jack by phone. Bakalım. Jack'ten bahsediyor ama burada telefon numarası yok. O olmaz. A şıkkı. Meet Jack on July the 7th. Şimdi orada Jack'le buluşun demiyor da altta bir mail adresi gibi bir şey veriyor. Ondan dolayı o da B'de olmaz. Yani altının B'si. C şıkkı. Visit Jack at the hotel. Jack'i otelde işte ziyaret edin. O da olmaz. Artık D şıkkı kalıyor bir tek. O da send an email to Jack. Bir elektronik posta gönderebilirsiniz. Nereden anlıyoruz? Bakın şuradaki jacksmith@gmail.com adresinden. D şıkkı 8. soru doğru cevap. Evet, 7. soruya geldiğimizde bir telefon üzerinde bir yazışmalar görüyoruz. Bu herhalde bir WhatsApp yazışması gibi. According to the conversation, Sophie. Parçaya göre. Bakalım. Hi Sophie, how are you demiş birisi. O da thank you Natalie demiş. Yani Natalie bunu söyleyen. Sophie cevap veriyor. Teşekkürler Natalie. What about you? Ya sen? Nasılsın diyor. We are meeting at a cafe for Jane's birthday on Sunday evening. Can you come? Burada Jane'in doğum günü için pazar akşamı bir kafede toplanıyoruz. Can you come, gelebilir misin diye soruyor Sophie Natalie'ye. O da diyor ki I'm really busy, çok meşgulüm, but I will be there. Demek ki gelecek, kabul edecek. I don't know where the cafe is. Kafenin nerede olduğunu bilmiyorum. Can you text me if text me its address please. Onun adresini bana mesaj olarak gönderir misin? Sure, tabii ki diyor. Şimdi burada bakalım. A şıkkında, şimdi sorumuz bu, 7. soru. Konuşmaya göre Sophie tells Natalie what she is doing now. Şu anda ne yapıyor olduğunu söylüyor diyor. Böyle bir şey yok. Makes an excuse for not going there. Oraya gitmemek için bir mazeret söylüyor. Meşgulüm ama diyor. Geleceğim diyor. Mazereti yok. B de olmadı. C şıkkına bakalım. Cannot go there because she is busy. Oraya gidemiyor. Çünkü meşgul. Bu da olmaz. Çünkü ben meşgulüm. Ama orada olacağım diyor. Yani işimi bitirip geleceğim gibi. D şıkkına baktığımızda asks for some details about the event. Hani burada nerede olacağından falan sorunca parti ile ilgili biraz detay
istemiş. D şıkkının yani doğru olduğunu, ABC'lerin yanlış olduğundan dolayı artık D şıkkı en doğru cümlemiz. Evet, 8. soruya geldiğimizde burada read information about personal characteristics of Rosa and answer the Rosa'nın kişisel özelliklerini okuyun ve soruyu cevaplayın diyor. Bakalım honest, dürüst, responsible, sorumlu, sorumluluk sahibi, adventurous, maceracı, generous, cömert, kind de nazik, kibar anlamında. Which of the following is not related to Rosa's personality? Hangisi Rosa'nın kişiliği ile ilgili değildir? Bakalım. She always says please and tells the truth. Şimdi burada değildir. Hemen A şıkkı doğru. Hemen A'yı işaretlemiyoruz. Çünkü not related diyor. Yani olumsuz bir soru olunca burada üç tane olumlu bir şey olacak. Bir tane olumsuz olacak. Yani yanlış bir şey olacak. Onu bulacağız. A şıkkında diyor ki daima lütfen der. Kind, nazik, kibar, doğru. Tells the truth, honest. Yani dürüst, doğruyu söyler. Bu en alttaki şu honest'la kind'ı bahsediyor. Var yani. Doğru. She buys presents for her friends. Arkadaşları için hediye satın alır. Generous olması var. She likes doing extreme sports. Bu ekstrem sporlar dediğimiz adrenalin yükselten sporları yapmayı seviyormuş. Adventurous, maceracı. D'ye bakalım. She never changes her mind. O asla fikrini değiştirmez. Bunun olması için stubborn dediğimiz inatçı bir sıfata sahip olması gerekiyordu. Ama responsible, sorumluluk sahibi onu açıklayan bir şey yok. Şu şıkta da yani D şıkkında da Rosa'nın kişiliğiyle ilgili bir alaka, ilgi yok. Yani doğru cevabımız Denizli. Şimdi 9. soruya baktığımızda biraz büyütelim. Tamamını görelim. Read Arthur's plans and the conversation. Answer the question. Arthur'un planlarını okuyun ve konuşmasını ve soruyu cevaplayın. Şimdi Monday 6 p.m., 8 p.m. Pazartesi 6'dan 8'e kadar akşam going to the tennis course. Tenis kursuna gidiyor. Tuesday, Salı günü 7 p.m., 9 p.m. akşam 7'den 9'a kadar attending John's party. John'un partisine katılıyor. Wednesday 5 p.m., 8 p.m. akşam 5'ten 8'e kadar taking care of my brother. Erkek kardeşime bakıyorum diyor Arthur. Thursday yani Perşembe günü training for the tournament. Turnuva için antrenman yapıyor. Bakalım. We are planning to gather on Monday. Will you come? Biz bir araya gelmeyi düşünüyoruz. Planlıyoruz. Pazartesi günü gelecek misin diyor Blake Arthur'a. O da diyor ki what time? Saatini soruyor. Çünkü onun da bir zamanı biliyorsunuz işleri var. Tabloda olduğu gibi. At 4 p.m. saat 4'te. Şimdi burada A şıkkına bakalım. It's awesome but I will be at John's party. Çok harika. Fakat ben diyor John'un partisinde olacağım. Ama John'un partisi Salı günü. Bu Pazartesi günü. Bu olmaz. Yani A şıkkı olmaz. B'ye bakalım. I'd love to but. Çok isterim fakat I have to leave before 6. 6'dan önce ayrılmalıyım. Bu olabilir. Çünkü Pazartesi günü 6'da işi var. Bu da 4'te. 2 saat kalabilir. Yani B şıkkı olabilir. That sounds great. Kulağa harika geliyor. But I have to train for the tournament. Turnuva için Perşembe günü antrenman yapmak zorundayım diyor. O da uymadı. Günleri tutmuyor yani. I am sorry. Üzgünüm. But I am taking care of my brother at that time. Üzgünüm o sırada. Erkek kardeşime bakıyor olacağım ya da bakacağım diyor. Ve o da çarşamba günü, pazartesi değil. Burada doğru cevap Bursa olacak. Çok isterim. Fakat
6'dan önce ayrılmak zorundayım. Şıkkı. Evet, devam ediyoruz. 10. soruya geldiğimizde, look at the poster below and answer the question. Aşağıdaki postere bakın ve soruyu cevaplayın. Posteri şöyle bir inceleyelim. Mountain bike riding, yani dağ bisiklet sürüşü. 10th of April 2020, 10 Nisan 2020'de, 8:30 a.m. sabah 7:30'da. Free sandwiches and fruit juice. Ücretsiz sandviç ve meyve suyu varmış. Helmet is necessary. Kask zorunlu. Ve for more information, daha fazla bilgi için please contact Maggie at 0855-581-1245. Bu numarayla bağlantı kurun diyor. Arayın, iletişime geçin. Ya da maggie06@net.info.com adresine mail gönderin diyor. Demek ki ya maille ya da telefonla kontak iletişime geçecekler Maggie ile. Kask zorunluluğu var. Ondan sonra ücretsiz sandviç ve meyve suyu var. Tarihi var. Başlangıç saati var. Ve etkinliğin türü de bir dağ bisiklet sürüşü. Evet, which of the following doesn't have an answer? Hangisinin sorunun posterde cevabı yoktur diyor burada. How long is the trip? Gezi, trip anlamında burada gezi. Günlük kısa bir gezi. Ne kadar sürecek? Bakıyoruz. Hani 7:30'da başlar, 8:30'da biter, akşam biter. Böyle bir şey yok. 7:30'da başlayacak. 10 Nisan 2020'de. A şıkkı nın cevabı yok gibi. Diğerlerine bir bakalım. Yani A şıkkı cevabı doğru cevap olabilir. Hemen A şıkkı deyip yaparsak diğer şıklar da doğru olabilir. Çeldirici olabilir. Ondan dolayı bütün şıkları tek tek bakmamız lazım. How long is the trip sorusunun cevabı yok dedik. Is there anything to eat? Yiyecek bir şey var mı? Var. Sandviç var, meyve suyu var. How can we learn details? Detayları nasıl öğrenebiliriz? Maggie'ye telefon edebilirsin, mail atabilirsin. Which equipment do we need? Hangi ekipman veya malzemeye ihtiyacımız var? Helmet, kask. O zaman doğru cevap A şıkkı. Biraz hızlanalım. Hemen baktığımızda bir davetiye görüyoruz yine. Answer the questions using the invitation card below. Aşağıdaki karta göre, davetiye göre soruları cevaplayın. Celebrate the fifth birthday of Paul. Paul'ün 5. doğum gününü kutlayalım diyor. We are having a party for our son. Oğlumuz için bir parti veriyoruz. 11th 24th of November 2019. 24 Nisan 2019'da The Apple Garden yerini vermiş, adresini vermiş. For more information, call Carol. Carol'ı arayın. Telefon numarası da verilmiş. Buna göre, which of the following doesn't have an answer in the invitation? Davetiyede hangi sorunun cevabı yoktur diyor burada. Who is the party for? Parti kimin için? Paul için var. What time are they meeting? Kaçta buluşuyorlar saat olarak? Baktık. Saat yok. B şıkkı olabilir. C'ye bakıyoruz. Where is the party going to be? Parti nerede olacak? Apple Garden'da adres de var. C'nin de cevabı var. D'ye bakıyoruz. How can they learn about the details of the event? Etkinlikle ilgili detayları nasıl öğrenebilirler? Carol'ı arayarak öğrenebilirler. Ve burada doğru cevabımız, yani hangisinin cevabı yoktur? Saat verilmemiş. Yani Bursa 11'inde cevabı. 12. soruyu da cevaplayalım. Ondan sonra ben bitireyim. Bayağı yarım saate yakın şey oldu. Süre bayağı olmuş. Read the conversation and answer the question. Diyaloğu okuyun ve soruyu cevaplayın. Dean is organizing a chess tournament on Sunday. Dean, pazar günü bir satranç turnuvası düzenliyor. He sent messages to his friends to invite them. Arkadaşlarını davet etmek için onlara mesaj gönderdi.
Here are their responses. Bunlar da onların cevapları. Neymiş cevapları? Cevaplarına bakmadan soru köküne bakalım. According to the conversation above, which of the following is correct? Hangisi doğrudur? Tina, I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. You have no chance to win. Kazanacak şansın yok. Bu gelecek yani. Buna bir artı koyalım. That sounds great. Harika geliyor kulağa. But I will be out of the town at the weekend. Buna bir eksi koyalım. That's a good idea. İyi fikir. Text me about the time. Bana zamanını bildirin. İyi bir fikir diyor. Bu da gelecek demek ki. Bunu da artı. I'd love to join. Katılmayı çok isterim. But I have football training. Futbol antrenmanım var fakat I can join you after it. Daha sonra katılabilirim. Bu da olumlu cevap vermiş. Şu üçü gelecek. Şu yani Sam gelmeyecek gözüküyor burada. Ona göre cümlelere bakalım hangisi doğru. Tina isn't interested in playing chess. Tina'ya baktığımızda yani şansınız yok. Ben hepinizi yeneceğim gibi bir şey cümlesi var. Burada ilgilenmiyor satrançla demesi. A cümlesi yanlış. B'ye bakalım. Sam has to attend the course. Sam'e bakıyoruz. Bir Sam Grant will out of the town. O şehir dışında olacak. Diyor. Şehir dışında olacağım diyor Sam. Ama burada da kursa gidecek. Ondan bir kursa katılmak zorunda. Bu yüzden turnuvaya katılamayacak. Kurstan dolayı değil de şehir dışına çıktığı için yani B şıkkı da değil. C'ye bakalım. Clark needs extra information about the event. Clark'ın yetkinlikle ilgili ekstra fazladan bilgiye ihtiyacı var. Doğru olabilir C şıkkı. Peter is available all day on Sunday. Peter pazar günü tüm gün müsait olacak diyor. Bakalım Peter'a. Hayır. Öncesinde bir antrenman var. Sonra katılırım diyor. Doğru cevabımız burada. Clark'ın ekstra cevap istemesi oluyor. Evet bu 8. sınıf 1. ünite friendship konusu ile ilgili soru çözümü buna benzer çıkacak sorulardı zaten. Devamında diğer ünitelerle ilgili de çekimlerim olacak. Onları da yine YouTube kanalından yayınlayacağım. Beni izlemeye devam edin. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Yani bu abone olmak ve beğenmek hani çok şey değil ama yani benim amacım öncelikle öğrencilere faydalı olmak. Önce kendi öğrencilerim, sonra devamındaki diğer öğrenciler. Yani herhangi bir şeyimiz yok. İsteyen abone olabilir. Olmak zorunda da değilsiniz. Hani o alışkanlık haline getirilmiş her şeyin çekimi sonunda söyleniyor. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.